Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda aracımızın kaporta boyadayken hangi durumlardan geçtiğini ve hangi evrede neler yaptığımı onlardan bahsedeceğim. Çok kısa bir video. Aracın toparlanma kısmında biraz acele etmem gerekiyordu. Hem video çekip hem de biraz çalışmaları aslında detaylı anlatsam daha güzel olurdu. Ama siz aklınıza takılan bir şey varsa yine de yorumlara yazabilirsiniz. Kaporta boya işlemi yani boyama işlemi bittikten sonra aracın toplanma kısmına geldi. Öncelikle ön camımızı montajına gerçekleştirdik. Aracın camlarını takmaya başladım. Fitilleri, camları taktıktan sonra dış çıtalara geldi sıra. Dış çıtaları, krom çıtaları, onları taktık. Eksik olan kelebek camımız vardı sol taraftaki. Onu montajını yaptık. Aracın tabii bir de muayeneye gitmesi gerekiyordu. Muayenesi biteceği için biraz da hızlandırmam gerekiyordu olayları. O yüzden öncelikle arka ve ön tarafını biraz böyle şekillendirmem gerekiyordu. Farlarını ve stoplarını montaj işlemini gerçekleştirdik. Aracı kaporta boyacıdan çıkartmak için şöyle bir durum yaşadık. LPG tankından kaçak vardı. LPG tankını valfini açınca oradan bir kaçak yapıyordu. Ben onu komple sıkmıştım, kapatmıştım tankı. Tekrar açınca demek ki contadan kaçırmaya başladı. Açık bir şekilde yani valf açık, gaz biraz çıkıyor bagajdan. Bagaj açık bir şekilde LPG'ye kadar yakındaki LPG istasyonuna gittik. Komple tesisatı ve tüp değişti. Sihirlerini, contalarını falan değiştirdiler. O işten de kurtulmuş oldum kaportadan sonra. Aracımızı çıkardık arkadaşlar ama şu LPG ile alakalı sıkıntımız var. Gazı kapatmıştık tanktan. Açınca şu an gaz kaçırıyor. Stoplarını, farlarını taktık. Artık ince ayarları gerekiyor. Cam çıtalarını takılacak. Cam çıtalarını takacağız. Güzel bir temizlik yapılması gerekiyor. Panjuru takacağız daha sonra. Daha sonra aracımızın benzinde çalışmama problemi vardı. Çünkü depo kısmı söküktü ve şamandıra kısmı çok berbattı. Onun da videosunu yapacağım. Çok ayrı bir video yapacağım onun için. Çünkü depoya bayağı bir emek verdim. Şu anki taktığımız deponun için mükemmel. Şu an aracımız benzinde çalışıyor. Sadece bir rölantide durmama sıkıntısı var. Onu da karbüratörcü ayarlaması lazım. İnce bir ayar gerekiyor.
Cefiro'ya çevirmeyeceğiz ama Cefiro aksesuarları takmak çok güzel oluyor bu arabaya. Aracımıza Cefiro aksesuarlarını takıyoruz. Şimdilik bu geçici takıyorum. Bunun komple anahtar setiyle birlikte gelecek. Onu takacağız. Şu an arabanın içi bildiğin leş. Yani bir karış değil, bir karıştan fazla toz var. Koltuklar falan çok kötü. Komple iç temizliğe girişeceğiz. Koltuklarımıza gelelim. Koltuklar çok kirliydi arkadaşlar. Koltuklarımız berbat durumdaydı. Onları güzelce söktük. Güzelce bir halı yıkama şampuanı, o Megurex denen bir tane kimyasal, onunla çıkarttık. Ama gerçekten onlar yetmiyor. Başka kimyasal kullanmak lazım. Daha da çıkması için. Çünkü açık renkli koltuk ne kadar halı yıkamayla çekseniz olmuyor. Farklı bir kimyasal ve kullandığınız makine de çok iyi olması lazım. Evet, koltuklarımızın yıkama işlemini yapacağız arkadaşlar. Tosta halı yıkama şampuanı kullanacağız. Bir tane de çok yıllar önce bir tane halı yıkama makinemiz var. Onunla tüm koltukların temizliğini yapacağız. Şöyle koltukları göstereyim. Koltukların durumu perişan. Zaten kaporta boyaya gittiğim için daha da kötü oldu. Şimdi bunların güzelce bir temizliğini yapacağız. Before after yapalım. Önce bir fotoğraf çekelim. Sonra temizliğe başlayalım.
Evet, aracımızın plakalarını da yeniliyoruz arkadaşlar. Aracın plakasının bir tanesi kaportacıda kaybolduğu için şimdi polis merkezine geldim, ilçe emniyete geldim. İlçe emniyete geldik, trafik tescil büroya. Plaka basımı için bir tane dilekçe doldurduk. Kimlik fotokopisi ve ruhsat fotokopisini veriyorsunuz. Sisteme giriyorlar, bir tane plakam kayboldu diye. Daha sonra şimdi notere gidiyorum, noterde. Şimdi notere gidiyorum, noterde sistemden göreceklermiş tek plakanın kaybolduğunu. İki plaka kaybolsaydı ruhsat yenileme yapacaktık. Şu an ona gerek yok. İki plakamızı da değiştireceğiz. Kare plakalık olacak ikisine. Şimdi noter yolunda gidiyoruz bakalım. Noterde plakalarımızın kağıtlarını aldık. Bir tanesini teslim ettik. Bir tanesini basım talebi ettik, yenileme. Şimdi bu normalde noterde bunu belirtiyordun. Kare mi, dikdörtgen mi olduğunu. Herhalde bu yeni gelmiş. Buradaki bölümü araç sahibi dolduracak diye. Çünkü daha önce başıma geldi. Dikdörtgen plaka yazmışlar. Plaka basım yerine gittiğimde kabul etmediler kare olmasını. Tekrardan emniyete gidip düzeltmiştim o zaman. Şimdi noter bunu direkt bu bölümü kare veya dikdörtgen araç sahibine bırakmış durumdalar. Güzel bir şey olmuş. Bir de bunun için uğraşmayacağız en azından. Şimdi plaka basım yerine geldik. Plakalarımız basılacak. Yeni plakalarımız basıldı arkadaşlar. Plaka basım ücreti çiftine 60 lira verdik. Bir de notere de plaka değişim ücreti var herhalde. 30 lira da ona verdik. Plaka kayıp olduğundan dolayı. Sanırsam normal yenilemede para almıyorlar. 30 lira da ona verdik. Toplam 90 liraya plakaları yenilemiş olduk. Bu videomuz da kısa oldu. Çok fazla bir detay içermiyor ama yapmış olduğum çalışmalar gerçekten emek isteyen uğraşlar ve hala da emek veriyorum. Ufak tefek işlemlerimiz vardı. Onları hala yapıyoruz. Mesela bir sonraki videomuzda teyp montajımız var. Bu şekildeki çalışmalarım var ama çok da video çekemiyorum. Hepsini teker teker video çekince çok fazla uzun video oluyor. O yüzden kısa kısa böyle sizlere bilgilendirmek amaçlı sizler için değerlendiriyorum videolarımı. Eğer ki aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına da yazın. Genellikle cevaplıyorum arkadaşlar. Kimseyi es geçmemeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın arkadaşlar.